Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli izleyenler, değerli İlk TV izleyenleri, Alak suremize girişi yapmıştık bir dersimizde. Yani bir dersimiz sadece sureye girişle ilgiliydi. Tabii ki orada usulü tefsir ilminin konusuna girmiş olduk. Yani biraz teknik detaylar vermiş olduk. İlk inen sureyle ilgili, surenin bağlamıyla ilgili 3 başlık görmüştük. Surenin genel konusu, genel sureye, sureyi takdim, evvelü menezel meselesi ve son olarak da surenin konuları. Dedik ki bir sonraki dersimizde sureye giriş yapacağız. Evet, geçen ders ayırmıştık. Suremiz 2 başlıktan oluşuyordu. Birinci başlığımız ilk inen ayetler, ilk 5 ayet. İkinci başlığımız 6 ile 19. ayet-i kerimeler arasında Ebu Cehil ile ilgili meseleler. Şimdi biz birinci bölümümüze ilk inen ayetlere, yani şu an konumuz ne? İlk inen ayetler, ilk 5 ayet-i kerime. Şimdi buna başlıyoruz. Evet, ayet-i kerimemiz geldi. İkra bismi rabbikellezî halak. Değerli izleyenler, hemen zaten gördüğümüz gibi ayet-i kerimelerin kelimeleri, manaları verilmiş. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra emirdir, oku emredir. Bismi rabbike, Rabbinin adıyla. Rabbike Rab, bismi isim, Türkçedeki isim, yani burada çok yabancı kelime yok. Ellezî, öyle Rab ki, yani bu bir açıklama, betimlemedir. Öyle Rab ki halak, yaratan. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi kelime manaları, yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra bismi rabbikellezî halak. Evet, peki bu ayetle şimdi usul olarak şöyle gideceğiz. Ayet-i kerimemizin tercümesini yaptık. Kelimeleri söyledik, manalarını söyledik. Şimdi bu ayetle ilgili 4 konu göreceğiz değerli izleyenler. Birincisi, burada bir beraati istihlal var. Kur'an'ın ilk emrinin oku olmaz. Beraati istihlal ne demek söyleyeceğiz. 2, tilavet ile kıraat arasında bir fark var. İkra ile ütlü arasında bir fark var. Ne bu? 3, mef'ulün hasfi var burada. Oku ve okuma, oku dedi, neyi okuyacağını söylemedi. Yarattı dedi, neyi yarattığını söylemedi. Yani burada nesnenin Türkçedeki mef'ulün hasfi ile ilgili bir hikmet var. Son olarak da Rab kelimesindeki mesaj var. Bu kelimenin izahı ve verdiği mesaj var değerli izleyenler. Evet, şimdi başlıyoruz. Bu ayetle ilgili 4 konu var demiştik. Birincisi beraati istihlal. Kur'an'ın ilk emri neden oku olmuş? Neden böyle bir girişle başlamış oldu? Beraati istihlal ne demek? Bu değerli izleyenler bir belagat terimidir. Bu bedi ilminin bir terimidir. Beraati istihlal aslında hani ağlayan çocuğun çıkarmış olduğu ilk ses, yaşam belirtisi olan ses, kelime manası bu olmakla beraber belagatta şu terim için kullanılıyor. Maksada, yani amaca ve içeriğe, muhtevaya işaret edilen bir kelime ile veya deyim yardımıyla konuya ilgi çekici bir güzellikle başlamak. Yani anlatacağınız bütün konunun özeti mahiyetinde, onu içeriği mahiyetinde bir girişle başlamak. Şimdi bu bağlamda düşünelim. Hazreti İsa'dan sonra 600 küsur yıl sonra Allahu Teala insanlıkla vahiy aracılığıyla konuşmaya başladı. Ve yeni inen dinin mesajı, ilk inen mesajı ki en büyük mucizesi Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Kur'an-ı Kerim mucizesinin ilk ayeti öyle bir mesaj olmalı ki dinin bütün içeriğine, muhtevasına işaret etmeli ve bu emir ikra oldu. Bu bağlamda düşündüğümüzde okuma fiilinin dindeki yerinin ne kadar önemli olduğunu görmüş olacağız. Zaten bir sonraki suremizde, Kalem suremizde, Nun suremizde buna bu başlığa bir daha değineceğiz değerli izleyenler. İlk inen ayetlerin vermiş olduğu mesaj Müslüman profilinde çok önemli bir mesaj. Şimdi 4 konu göreceğiz dedik. Beraat-ı istihlal, yani inen dinin, yeni inen dinin anahtar kelimesine değinmiş oldu bu mesajla. Peki ikinci başlığımız ikra dedi, oku dedi. Ama bunu Türkçe'ye tercüme olarak oku diyoruz ama değerli izleyenler Arapça'da Kur'an okumakla, yani metin okumakla ilgili kullanılan özel bir fiil var. Bu da ütlü fiili, tilavet. Tilavet etmek. İkisini de Türkçe'ye okumak diye çeviriyoruz ama Arapça'da tilavetle kıraatin, şimdi size Bankrat'ta sunacağımız gibi bir farkı var. Tilavet daha çok özel okuma, hani böyle şu anki gavurcada spesifik diyorlar ya, o anlamdaki bir özel okuma, yani sadece dar bir metin, sadece bir metni okuma anlamına gelirken kıraat, yani ikra ise dil ile zihnin beraber okuması, bir metin okumadan daha genel bir şey. Yani metin okuma da bunun içindedir ama gözle görebildiğiniz her şeyi okuma manasına gelir ki zaten bazı tefsirlerimiz burada kainatı da oku, yani her gördüğünü oku
oku ve oradan anlam çıkar manasında çok daha genel bir okuma olduğunu anlamış oluyoruz bu ayet-i kerimeden. Evet, genel okuma manası zaten anlaşılıyor akışından surenin. Üçüncü başlığımız bu ayet-i kerime ile ilgili dört başlıktan üçüncüsü, mef'ul bu ayette hasfedilmiştir. Yani nesne hasfedilmiştir. Yani Türkçedeki neyi okuyayım sorusunun cevabı hasfedilmiştir. Bu şu anlama gelir değerli izleyenler. Arapçada gene belagat kaidesidir. Mef'ulün hasfi tamim, yani genelleme ifade eder. Bir cümlede, özellikle edebi bir metinde mef'ul yoksa o tamim, genelleme ifade eder. Yani oku, neyi oku cümlede yok. O zaman okumanın gerçekleşebileceği, bu fiilin tahakkuk edebileceği her şeyi oku. Evreni oku, kozmozu oku, kitabı oku, ilmi oku. Burada her şeyi oku. Ama burada vermiş olduğu bir mesaj var. Tabii ki ona da değineceğiz. Burada neyi okuduğun değil, nasıl okuduğun önemli, neden okuduğun önemli. Burada önemli olan burası. Neyle uğraştığından çok niçin uğraştığının temasına değiniyor. Bismi Rabbike ifadesi geliyor burada. Ayet-i kerimede Bismi Rabbike, neyi değil nasıl okudun, neyle okudun, neden okudun, yani burada ne okursan oku Rabbinin adı ile oku, bu kaydın gelmesinin manası her şeyi okuyacak Müslüman, ama her şeyi Allah Celle Celaluhu'nun adı ile okuması gerektiğini özellikle burada belirtmiştir. Başlığımız ne? Neyi okudun değil, neden, nasıl okuduğun önemli. Yani hangi işle uğraşırsan uğraş, hangi kitabı okursan oku, burada maksat Rabbinin adıyla oku, ona götürecek yolları aramak için oku, Rabbini görerek oku. İster kainat kitabıyla uğraş, Rabbine öyle oku. İster Kur'an-ı Kerim'in birebir kendisiyle uğraş ki en doğru yol, en müstakim yol, bu da bir okumaktır. Kainatı, kozmozu okumak bir okumaktır. Hikaye kitabını okumak, bu maksatla okumak, Rabbine ulaşmak maksadıyla okumak, bu da bir okuma anlamının içerisine girer. Nereden? Bunları yorum mu yapıyoruz? Hayır. Dilin bize sağlamış olduğu kurallar, edebiyatın, belagatın bize sağlamış olduğu kuralların çıkardığı manayı böyle ufacık değinerek anlatmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Ve bu ayet-i kerime ile ilgili ilk birinci ayet-i kerimemizle ilgili dördüncü meselemiz, Rab kelimesinin vermiş olduğu, ihata etmiş olduğu mesaj. Bu kelimenin izahı ve verdiği mesaj ne değerli izleyenler? Yani ikra, bismillah demedi mesela. Allah'ın adıyla oku demedi. Bismi rabbike dedi. Rabbinin adıyla oku dedi. Buradaki tema, buradaki vermiş olduğu mesaj, evet, yaratan yönetir. Başlığımız bu. Ne demek istiyoruz? Vahyin ilk muhatabı olan insanlar Allah'ı tanıyorlardı. Mekkeliler, Allah inancı onlarda, Hazreti İbrahim'den kalan Allah inancı onlarda vardı. Ama Allah'ı Rab olarak kabul ediyor, mürebbi olarak kabul etmiyorlardı. Yani terbiye eden, yöneten olarak kabul etmiyorlardı. Şu anki deizm inancı gibi, yani benzer bir inanç. Allah yaratır ama karışmaz. Yani bu işte işe karışmaz. O Hubel şunu yapar, Uzza şunu yapar şeklinde o görevleri puta atfediyorlardı. Allah'ı Rab olarak kabul etmiyorlardı. Yaratan olarak kabul ediyor. Ne yapmıyorlardı? Rab olarak, mürebbi olarak, yöneten olarak kabul etmiyorlardı. İlk ayetin mesajı o topluma direkt bodozlama tabiri caizse mesajı verdi. Hayır, mantıksız bir şey söylüyorsunuz. Yaratan yönetir. Yaratmışsa yönetir, o hak ondadır. Yaratan her şeyi yapar. O bütün hak ondadır. Çünkü yoktan var etmiştir sizi şeklinde. Yani özellikle şu, konumuz şu. Niye Bismillah, Bismi Rabbike dedi de Bismillahi demedi. Yani Allahu Teala'nın adıyla oku demedi de Rabbin adıyla oku. Şu temaya işaret etti. Seni yaratan Rabbin, yöneten de aynı zamanda odur. Hayatını dizayn eden de odur mesajını ilk ayetle daha tabiri caizse müşriklere, deistlere vermiş oluyor. Evet, yaratan yönetir. Dördüncü mesajımızda bu olmuş oldu. Dört tane konu bu ayette not almamız gerekiyor. Evet. İkinci ayet-i kerimemize geliyoruz. Halakal insane min alak. Evet, halaka yarattı. El insane yaratmıştır. El insane insanı min alak. Alaktan, kan pıhtısı diyoruz. Evet, asılıp tutunan zigottan yarattı. Kelime manası aslında asılmak, tutulmak manasında. Buna kan pıhtısı manası veriliyor. Evet, bununla ilgili de ne göreceğiz? İki konu göreceğiz. Alak kelimesinin mucizesini göreceğiz. Bilimin olmadığı dünyada bilime açılan kapı başlığı altında. İki, insana verilen değer, tümden gelin metoduyla insanoğluna hitap şeklinde iki konu göreceğiz.
İlk konumuz alak kelimesinin mucizesi. Bu kelimenin izahı ve verdiği mesaj ne? Şimdi alak aşılanmış yumurtanın ana rahminin iç cidarına, duvarına asılı vaziyetin yani zigot halinin kastedildiği anlaşılıyor alak kelimesinden. Cahiliye döneminde nazil olan bu ayet-i kerime günümüz modern bilminin mikroskopla inceleyip keşfedebildiği insanoğlunu meydana getiren maddeyi kelimesiyle izah etmiş. Asılıp tutunan yani insanın meydana geldiği o suyun ana rahmine girdiği anda anne rahmindeki asılı halinin tam ismini vermiş alak kelimesi. O dönemki insanlar bunu çok daha detaylı anlayamamışlar, teslim olmuşlar o dönemki Müslümanlar. Ama bugün bilimin açıklamalarıyla biz biliyoruz ki orada seçilen alak kelimesi birebir bu durumu anlatan bir kelime olarak ta o zamandan Allah-u Teala bütün her şeye vakıf olduğunu, insanoğlunun 1400 yılda aldığı aşamayı, mesafeyi daha ilk inen ayet-i kerimeyle işaret ettiğini anlıyoruz. Evet, oku demişti Allah-u Teala. Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku. Ki halakanın da mefulü gelmemişti ilk ayet-i kerimeyle. Aynı ikra gibi her şeyi yaratan. Okumak o zaman yarattığı her şeyi oku manasında çok genel bir anlamı vardı. İkinci ayet-i kerimede halakal insane min alak. İnsanı alaktan yarattı. Kan pıhtısından, zigottan yarattı şeklinde. Aslında ayet-i kerime bağlamında ilk ayet-i kerimede her şeyi oku manasından biraz daha yani evreni, bütün yaratılanı tanımak, kozmozu tanımaktan şu an neye gelmiş oldu ikinci aşamada, ikinci ayet-i kerimede biraz daha insanın kendisini, insanoğlunu araştırmaya, okumaya sevk eden bir mesaj da ayet bağlamından çıkmış oluyor. İkincisi değerli izleyenler, bu ayetle ilgili insana verilen değer, tümden gelin metoduyla insanoğluna hitap. Her şeyi yarattı. Bir önceki ayet, her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku manasındadır. Her şeyi manası nereden çıktı? Mef'ulü nasif tamim ifade eder demiştik. Aynı okumada mef'ulü zikredilmediği gibi. Halakada da yarattı. Neyi yarattı? Mef'ulü yok. Şimdi orada bütün her şeyden bahsederken ikinci ayet-i kerimede insanı alaktan yarattı şekline gelince değerli izleyenler, burada yani bütün evren bir yana, insanın yaratılışı bir yana şeklinde yani tümden gelimle genelden hususa doğru, özele doğru inerek insanoğlunun aslında diğer canlılardan ayrılan noktasını, değerini, Allah katındaki yerini, mesuliyetini hatırlatmış oluyor. İkinci ayet-i kerimemizde iki başlık altında inceledik. Şimdi üçüncü ayet-i kerimemize geldik. 3, 4, 5'i beraber göreceğiz. Evet, ikra gene tekrardan geldi. Oku. Ve rabbüke rabbin, senin rabbin, rabbin, rabbüke senin rabbin. Rab mürebbiyi de hatırlarsak bu mesajı bilerek bilinçli bir şekilde özel seçilmiş kelime. El ekramu, kerem sahibidir. Evet, sonsuz kerem sahibidir. Ellezî görmüştük, niteliyordu, vasıflıyordu. Ellezî halakta görmüştük. Öyle bir kerem sahibidir ki alleme, öğretti. Bil kalem, öğretendir. Bil kalemi, kalemle öğretendir insana. Allemel insane, alleme gene öğretendir. El insane, insana. Ma öyle bir şeyi ki neyi lem ya'lem, insanın bilmediği şeyi bilmediğini bildiren, öğreten yani Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretip insana bilmediğini öğreten Rabbin sonsuz kerem sahibidir şeklinde. Burada evet ilk bölümün son ayetlerini görmüş olacağız. Şimdi burada değerli izleyenler, burada bu genel tercümeden sonra, 3 ayete verdiğimiz genel tercümeden sonra bu ayetlerde iki konuya değineceğiz. Burada bir okuma emri neden tekrarlandı? İlk ayette oku demişti. Şimdi üçüncü ayette gene tekrar oku diyor. Burada başlığımız şu, ilk başlığımız oku emrinin tekrarlanması aslında tebliğe açılan kapı. İkincisi kalem ile yazmanın hikmeti ne? Niye özellikle vurguladı? İnsanoğluna verilen en büyük nimetlerden bir tanesi. Evet. Oku emrinin tekrarlanması burada iki şekil açıklanıyor değerli izleyenler bu tekrar. Bir, bu birinci ayetin tekididir. Yani oku, oku şeklinde Türkçemizdeki tekit vurgulamak için özellikle gelmiştir okumaya binaen. İkincisi veya ilk okuma kendin adına oku, anlamak için oku, evreni oku, insanoğlunun yaratılışını oku, hepsini Rabbin adıyla oku. Şimdi oku daha Arapça bir ifadeyle buradaki ikra belliğ manasındadır. Yani insanlığa okuduğunu tebliğ et. Oku değil de tebliğ et. Yani artık ilk aşamada sen kendin buldun yolu. Şimdi sen
başkalarına da bunu tebliğ et manasındadır buradaki ikra şeklinde açıklıyoruz. Peki kalem ile yazma vurgusu neden değerli izleyenler? Fahrettin Razi demiştik ki sırf bu ayetten yola çıkarak sureye kalem suresi de diyor Alak suresine. Burada aslında kalem ile özellikle vurgulanmasının sebebi çünkü aslında düşünüldüğünde gerçekten insanoğlunun bu aşamaya gelmesi, geçmişteki tecrübelerini bugün üst üste bina ederek çok daha ileri seviyeye gitmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi ilmin yazıya geçilerek nesilden nesile aktarılabilmesidir. Dolayısıyla buradaki etken madde de kalemdir. Yani bilimin, kültürün, bütün medeniyetin yeni nesillere aktarılmasını sağlayan etken, yani bugün bizim kullandığımız bütün olumlu manadaki bütün yaşanmışlıklar, geçmişin yaşanmışlıklarından, tarihten ders çıkardığımız her nokta ilmin bize ulaşmasıdır. Bu konuşarak ulaşmaz belli bir noktada, yazıyla ulaşıyor. Dolayısıyla buradaki kalemin etkisi de insanoğluna verilen en büyük nimetlerden bir tanesi olduğunu anlıyoruz. Bazı hadis-i şeriflerde sıhhatleri bazılarına göre zayıf, bazılarına göre sahih olan hadis-i şeriflerde Allah'ın ilk yarattığı şeylerden bir tanesinin kalem olduğu ile ilgili hadis-i şerifler değişik rivayetlerde gelmiş oluyor değerli izleyenler. Kalem ile okumak, kalem ile okumanın mesajını ilk 5 ayet-i kerimede görmüş olduk. Yani oku, kalemle yazmayı öğretmek. Eğitimdeki iki temel faktörü söylüyor. Okumak ve yazmak. Bunun vurgusunu söylüyor. Zaten bir sonraki suremizde Allah Azze ve Celle kaleme yemin ederek başlayacak. Nun vel kalemi ve men yesturun şeklinde kalemin dindeki yeri. Aslında kalemin arka planındaki işaret ettiği anlamın dindeki yerini, okuma ve yazmanın dindeki yerini ama Allah adıyla olduğunda ne anlama geldiğini böylece ayet-i kerimeler bize ışık tutmuş oluyor. Evet, suremizin ilk bölümünü de, ilk inen ayet-i kerimeleri, 5 ayet-i kerimeyi de böylece bitirmiş olduk. 5 ayet-i kerimenin vermiş olduğu mesaj değerli izleyenler, kainatı, okumuş olduğumuz kitapları, Kur'an-ı Kerim'i Allah rızası için, Rabbinin adını aramak için, doğruyu bulmak için okuyan kimselere işaret ederek başladı. İnsanoğlunun ilk ayet-i kerimede her şeyi okuması, her şeye vakıf olması, daha sonra yaratılışı okuması, Alak'tan yaratılışı ile ilgili mesajları verdikten sonra tekrar bir daha oku, tebliğ et, artık başkalarına ulaştır manasında Rabbinin sonsuz kerem sahibi olduğuna değinmiş oldu ve bu sonsuz kerem sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin insanoğluna bahşetmiş olduğu şereflerden bir tanesi de ona kalemle yazmayı öğretmesi ki çok büyük bir lütuftur şeklinde ayet-i kerimeyi tamamlamıştı. Bu ayet-i kerimelere bütüncül baktığımızda değerli izleyenler ilk 5 ayet-i kerimeye evet Allahu Teala aslında insanoğlunun ilk ayet-i kerimelerde biraz hizaya çekmek için alak dediği aslında insanın kendisinin bile değersiz görmüş olduğu bir sudan yaratılan insandan bahsediyor. Karşı tarafta sonsuz kerem sahibi olan Allah Azze ve Celle'den bahsediyor. Değersiz bir maddeden yaratılan insanın değer kazanması için kullanacağı basamakları tarif ediyor aslında. Sonsuz Rabbinin keremine erişmesi için gitmesi gereken yolları aslında tarif ediyor Alak suresinin girişinde. Doğru bir okumanın, doğru bir yazmanın, doğru bir anlamanın değersiz bir maddeden meydana gelen, zigottan meydana gelen insanı en şerefli Allah Azze ve Celle'nin kulu yapacak konuma getirmesinden bahsetmiş olduk birinci bölümde. Böylece dersimizi bitirmiş olalım. Alak suresiyle ilgili ikinci dersimizi de yapmış olduk. Üçüncü dersimizde artık son bölüme gelmiş olacağız. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.